Nizip Ticaret Odası'nda Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı konulu konferans. Nizip Ticaret Odası ve Nizip Eğitim Fakültesi işbirliğiyle Çanakkale Zaferi'nin 100. yılı etkinliği çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor İsmail Kıvırım'ın konuşmacı olarak katıldığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemi konulu bir konferans düzenlendi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, bugün Türk'ün ulusal savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin de onurunu ve gururunu yaşamaktayız dedi. Nizip Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Özaslan ise biz 7 düvele, 70 ülkeye, 140 farklı dil konuşan insanlara adaleti, ilmi götürmüş bir halkın torunlarıyız. Biz Çanakkale'de destan yazmadık, onurumuzu kurtardık. Biz Çanakkale'de ölmedik, şehit olma gururunu yaşadık. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Çanakkale benim ecdadımın eseridir diyebilene sözlerini dile getirdi. Konferans Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor İsmail Kıvırım'ın Çanakkale Deniz Zaferi'nin önemi hakkında katılımcılara verdiği tarihi bilgilerle devam etti. Ordularını yükleniyor mahkaya. Kaç donanmaya sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca daha o bir Avrupalı. Devirir, yırtıcı, pis yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahpesi, yağlı kafesi. Gibi mahşer. Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü kutlama programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Türk halkının kahramanlığının altın harflerle yazılışının 100. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü anmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi, dünya literatüründe bir dönüm noktasının yaşandığı, güç dengelerinin tamamen değiştiği, Kurtuluş Savaşımızın ilk meşalesinin yakıldığı bir zaferdir. Bana da şahsım ve Nizip Ticaret Odası olarak da teşekkürleri borçluyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz Çanakkale'yi 100 sene önce yazdık. Mecbur kalırsak 100 kere daha yazarız. Biz 7 düvele 70 ülkeye 140 farklı dil konuşan insanlara adaleti, ilmi götürmüş bir halkın torunları olarak 250 bin şehit verdiğimiz, kayıtlara geçen sayıdır bu, 250 bin şehit verdiğimiz Çanakkale Muharebesi'nin Çanakkale Geçilmez Destanı'nın Yılmaz Bekçileri'yiz. Tüm Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? El kesip orduların yükleniyor gördüm eşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca teaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gözler diye vahşetle. Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutlamak üzere burada bulunuyoruz. Size Çanakkale Savaşları ve Çanakkale Savaşı'nın önemi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Çanakkale'de meydana gelen savaş her yeriyle günümüze aktardığı hissiyat ve maneviyat duyguları aradan bir asır geçmesine rağmen sıcaklığını korumaktadır. Çünkü Çanakkale haritadan ve hafızalardan silinmek istenen bir milletin varoluş mücadelesi verdiği, yok olmayacağım dediği yerdir. Sayın Savcı, beraber. Çok teşekkür ederiz. Gelenek haline getirdiğiniz çarşamba eğitimleri Mehmet Özyurt ve Mustafa Doktoroğlu gibi
Ticaret Odası'nın duayenleriyle, onların destekleri, maddi ve manevi destekleriyle yer bulmuştur. Yüksek öğretimin adım adım işlenmesinde, ilmek ilmek örülmesinde bu iki arkadaşımızın, bu iki Nizipli'nin çok büyük katkısı vardır. Ben huzurunuza hepinize adına teşekkür ediyorum. Osman Say'ın konferans salonunda yapılan konferansa Nizip İlçe Kaymakamı Harun Sarıfakıoğulları, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, Jandarma Komutanı Yavuz Oruç, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Demir, kurum amirleri, oda ve dernek başkanları, Nizip Eğitim Fakültesi ile Nizip Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve çok sayıda oda üyesi hazır bulundu.